Geç yavrum sen şöyle. Buyurun, hoş geldiniz. Merhaba, iyi günler. Ben kızım için Deniz Bey'den bir randevu almıştım. Esra Ersoy değil mi? Evet. Siz buyurun dinlenin, ben Deniz Hoca'ya haber vereyim. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hocam, Esra Ersoy ve annesi geldiler. Hı hı, tamam. Deniz Hoca geliyor şimdi. Siz bir şey ister misiniz? Bir şey ikram edelim size. Teşekkür ederiz. Ayşe'cim, sana bahsettiğim o hastam geldi. Odana ihtiyacım olacak. Ha, tamam, tabii toparlanıp çıkıyorum hemen. Sağ ol. İstersen benim odamda vakit geçirebilirsin. Teşekkür ederim. Merhaba Deniz Bey. Ben Berna, Esra'nın annesiyim. Hoş geldiniz Berna Hanım. Çok memnun oldum. Biz Esra ile önce bir tanışalım, konuşalım. Sonra da sizinle görüşelim, olur mu? Tamam, ben burada bekliyorum. Lütfen. Çıkalım mı Esra? Tabii. Görüşmek üzere. Böyle oluyormuş. Ne böyle oluyormuş? Psikiyatrist odası. Hı. Aslına bakarsan burası benim odam değil, biliyor musun? Başka bir meslektaşım odası. Benim odamda çok fazla oyuncak ve ıvır zıvır var çocuklar için. Sen de 17 yaşında bir yetişkin adaysın. Çocuk değilsin artık. O yüzden bu odada konuşmamız daha uygun olur diye düşündüm. Başlayalım mı? Olur da ne yapacağız? Konuşacağız biraz. Sohbet edeceğiz. Tamam. Ben de hep merak ediyordum zaten bir psikiyatrist seansı nasıl olur diye. Bugün buraya kendi isteğinle mi geldin Esra? Yoksa annenin isteğiyle mi? Annem getirdi. Bana kalsa ben gelmezdim. Bir sıkıntım yok çünkü benim. Dediğim gibi meraktan geldim aslında. Peki. Kendinden bahseder misin biraz bana? 17 yaşındayım. 11. sınıfa gidiyorum. Annemle yaşıyorum. Bir de Pati var. Kedim. Aa, ne güzel. Cinsi ne? Tekir. Geçen sene sokakta bulmuştum yavruyken. Babadan bahsetmiyor. Seneye de sınava gireceğim işte. Ona çalışıyorum. Var mı bir hedefin? Var tabii. Tıp istiyorum. Çok güzel, çok sevindim. Bakarsın meslektaş oluruz. Şimdiden başladım çalışmaya. Gerçi sadece ben değilim çalışan, herkes çalışıyor. Ama dediğim gibi çalışmazsam geride kalırım. Tabii, hedefin büyükse başarının yolu disiplinli ders çalışmaktan geçer. Ama bence daha önemli bir şey var. Ne? Nasıl hissettiğin? Nasıl yani? Yani diyorum ki sen nasılsın? Kendini nasıl hissediyorsun?
biliyorum, anladın mı? Söylediler bana diyor. Benden utanmadın, bunu anlıyorum ya. Esra'dan da mı utanmadın? Neyi biliyorsun Berna? Neyi biliyorsun? Sen hiçbir şey bilmiyorsun. Ben mi hiçbir şey bilmiyorum? Bilmiyorsun. Biliyorum diyorum sana ya. Biliyorum, duydun diyorum. Bana söylediler diyorum. Berna, neyi duydun? Neyi duydun? Bana söyler misin? Yavuz. Yavuz, yalan söyleme. Bak Yavuz, şu anda artık bu dakikadan itibaren bana yalan söyleme lütfen. Ne yapabilirim o zaman? Ne istiyorsun benden? Onu söyle. Git bu evden Yavuz. Çık git bu evden Yavuz. Git bu evden? Git bu evden, evet. Git bu evden diyorsun git ha? Git bu evden. Çocuğundan utanmıyorsan git bu evden, hadi. Çok pişman olacaksın. Hiç olmayacağım Yavuz. Çok pişman olacaksın. Olmayacağım ben. Yavuz. Peki Esra, sence annen bugün seni neden buraya getirdi? Annem her şeyi fazla büyütüyor çünkü. Fazla panik. Neyi fazla büyütüyor mesela? Esra! Esra! Hadi yavrum giyin de kahvaltıya gel artık. Aç değilim anne. Bak yiyeceksin, ne güzel omlet yaptım ben. Ha, dünyada bu kadar aç çocuk varken yani bu ne iş şımarıklığı, ben anlamıyorum ki. O kahvaltı edilecek. Esra? Esra? Allah'ım. Esra! Kalk bakayım. Esra ne oldu? Esra! Esra beni duyuyor musun? Esra! Esra gözünü açar mısın? Esra gözünü açar mısın? Yani bana bak bakayım. Ne oldu yavrum? Ne oldu yavrum? İyi misin? Gözümü açtığımda hastanedeydim. Tetkikler falan yapıldı. Annem vermiştir zaten size onları. Evet. Sen gelmeden önce inceledim. Vücudundaki kas oranı, yağ oranı, kan değerlerinin oranı hepsi çok düşük. Zaten aslında sizi oradaki doktor yönlendirdi buraya, değil mi? Esra, 3 ayda 15 kilo vermişsin. Evet. Aslında hala biraz göbeğim var ama beğeniyorum kendimi böyle. Arkadaşlarım da hemen fark etti zaten. Şimdi gelip bana soruyorlar nasıl zayıflayabiliriz diye. Popüler oldum bir anda. Önceden benimle gelip konuşmayan kızlar şimdi bana diyet listesi soruyor. Peki aç olduğun halde mi yemiyorsun? Yoksa hiç mi canın istemiyor? Artık acıkmıyorum diyebilirim. Zorla yiyorum bir şeyleri de. Yediğinde nasıl hissediyorsun? Kötü. Kötü? Kötü derken nasıl bir his bu? Neye benziyor tam olarak? Bir sınavdan düşük bir not almışım gibi. Su içebilir miyim? Tabii ki. Ve çok fazla su içerim.
Anneme kalsa tabii bu da bir dert. Bu kadar su içilir miymiş? Hayır yani şunun ne zararı varsa. Ne zamandır böyle besleniyorsun Esra? 3 ay falan oldu. 3 ay. Ne oldu peki 3 ay önce? Bir değişiklik mi yaşadınız evde ya da okulda? Yok. Kaçtığı yere geldik. Aslında bütün düğümün çözüleceği yere. Babamın yanına gittim 3 ay önce. Bir değişiklik o var yani. Baban nerede yaşıyor? Gaziantep'te. Çok oldu taşınalı. Annemle ayrıldıktan sonra gitti. Babanla aranızda böyle mesafe olması nasıl hissettiriyor sana? Bilmem. Alıştım. Dedim ya çok zaman oldu zaten. Aranız nasıldır babanla? İyiydi küçükken. Esra, Esra, iyi misin kızım? Hı hı. Rüya mı gördün sen? Tamam korkma. Geçti bak babam burada. Korkunç muydu? Ah benim güzel kızım. Tamam geçti. Hadi, hadi uzan güzel kızım. İyi misin? Benim güzel kızım rüya görmüş. Acaba ne yapsak ne yapsak? Ben burada mı uysam? Senin yatağında mı uyusun baban? Hı hı. Tamam. Hadi o zaman babaya bir yer aç. Oh, baba da şöyle uzansın. Çok rahatmış. Geçti güzel kızım, geçti. Baba. Efendim güzel kızım. Kitap okusana bana. Kitap mı istiyorsun? Hı hı. Tamam. Ama gözlerini kapatacaksın. Hı hı. Anlaştık mı? Anlaştık. Tamam. Güzel kızım benim. Şöyle güzel bir yer bulalım ha. Onu yüzüstü bırakmak yakışık almazdı. Suçsuz. Zavallı hesaplarının ardındaki inceliği kestirmeliydim. Kaç yaşındaydın baban evden ayrıldığında? 6. Kızım. Güzel kızım. Bak bana. Şimdi baban gidiyor. Sonra gelip seni alacak. Yeni eve götürecek. Bir odan olacak. Bir sürü oyuncakların olacak. Tamam mı kızım? Sen şimdi burada babanı uslu uslu bekle. Baban seni çok seviyor. Mutlaka gelip alacak. Thank you.
O dediği gün bir türlü gelemedi ama. Aa, yavrum paltonu çıkar bari, terleyeceksin. Kızım baban gelsin öyle giyersin, çıkar şimdi. Alo, Yavuz neredesin sen? Ne? Ne demek o? Yavuz çocuk hazır burada, seni bekliyor. Ha yani Yavuz. Yani Yavuz. Söyleyemem. Hayır ben söyleyemem. Bu kaçıncı artık ya? Ha sen kendin söyle. Kendin söyle. Esra al yavrum baba. Gelmiş mi? Hayır gelmemiş. Sana bir şey söyleyecekmiş. Al çocuğum. Alo baba geldin mi? Güzel kızım. Ben bu hafta sonu gelemedim İstanbul'a. Gelmedin mi? Ama söz. İki hafta sonra geleceğim. Seni alıp Luna Park'a götüreceğim, tamam mı? Benim güzel kızım. Esra? Alo? 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 Ben tam beklemekten vazgeçmiştim ki. Babam daha büyük bir sürpriz yaptı bana. Bir gün beni aradı. Abla olacağımı söyledi. Kardeşim olmuş. Duru işte doğduğunda bir iki kez görmüştüm. Bir de son gittiğimde. Ne hissettin? Hiç. Ne hissetmem gerekiyordu ki? Kızım nasıl gidiyor okul? İyi. İyiymiş. Okul birincisiyim demiyor da. Baba. Ne var kızım bunda? İyi işte. Ama çocukluğundan beri böyle. Hem çok başarılı hem de çok alçak gönüllü. Baba. Söyle güzel prensesim. Beni parka götürsene neden? Kızım daha bugün götürdüm seni parka. Olsun babam götürsün. Olur kızım. Gideriz götürürüm. Ablan da gelir bizimle. Ben gelemem, derslerim var benim. Sen bilirsin. Kızım sen yemeğini yesene. Yemeyeceğim. Niye yemiş? İstemiyorum. Olmaz öyle şey, o tabak bitecek. Yemeyeceğim. Aa Duru. Tamam annesi tamam. Ben yediririm güzel prensesime. Gel bakayım kızım sen. Oh. Hadi bakalım aç ağzını. Uçak geliyor. Değil mi? Geliyor o zaman ikinci uçak. Çok korktum. Esra ne oldu? Doydum ben. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Kızım sen de otursaydın bizimle. Ders çalışmam lazım benim. Afiyet olsun size. Baba uçak nerede? Ya baba uçak nerede? Uçak mı? Uçak burada kızım. Biz de giderdik parka. Pazar günleri. Önce hamburgerciye, sonra da parka. Eve giderken de kitapçıya uğrardık. Babam hem kendine hem de bana kitaplar alırdı. Bayılırdım pazar günlerine. Hiç bitsin istemezdim. Ama
şimdi parkta oyun oynama sırası Duru'da. Ben savdım sıramı. Büyüdükçe daha mı az vakit geçirilir ki anne babayla? Bilmem. Bizde öyle oldu galiba. Baban var mı? Var. Ama orada bir yerde duruyor işte. Daha yakın olsaydınız nasıl olurdu? Hiç düşündün mü? Düşündüm. Ama dedim ya, şimdi Duru'nun sırası. Hoşça kal dedi. Hoşça git dedi tilki. Vereceğim sır çok basit. İnsan ancak yüreğiyle baktığı zaman doğruyu görebilir. Gerçeğin mayası gözle görülmez. Sevdiğimiz insanlara karşı daha hassas oluruz. Çok daha kolay kırılırız. Sen de babana kırılmışsın sanırım. Yok. Ne kırılacağım ona? Ben de çok yoğunum zaten. Onun orada, benim de burada annemle çok güzel bir hayatımız var. Babaya olan öfkeyi hissetmeyi yasaklamış kendine. Çok sevdiği babasına öfkelenmek daha büyük yaralar açacak ruhunda. Babası çok değerliymiş onun hayatında. Şimdi ise babası için o yok, Duru var. Demek sen de bu kırgınlığa böyle tepki veriyorsun Esra. Yemeyerek, kendini yavaş yavaş tüketerek. Annenle iyi anlaşıyorsunuz sanırım. Sayılır. Annem kuralcı bir kadındır benim. Öyle her şeye hemen tamam demez. Ama o da haklı. Tek başına bir çocuk büyütüyor sonuçta. Esra, bu kadar olgun olmak, bu kadar doğru davranmak zorunda değilsin. Efendim? Yani evet, 17 yaşında bir yetişkin adayısın. Ama sen hala çok gençsin. Duygularını bu kadar kontrol etmeye çalışmak zor değil mi? Mesela en son ne zaman içinden gelerek rahatça davrandın, hatırlıyor musun? Nasıl yani? Yani çocuklara nasihat eden, onlara nasıl davranmaları gerektiğini anlatan bir anne ya da öğretmen gibisin. Çoğu genç buraya senin gibi olamadığı için gelir. Sence de bu kadarı fazla değil mi? Bu seni çok yorar gibi geldi bana. Hayır. Ne yapmam gerekiyorsa onu yapıyorum ben. Okula gidiyorum. Ders çalışıyorum. Spor yapıyorum. Bana biraz annenin sana uyguladığı kuralcılığın aynısını sen de kendine yapıyormuşsun gibi geliyor. Sorumluluklarımızın dışında hayatın bize sunduğu başka güzellikleri de görmek, yaşamak istemez mi insan? Cidden mi? Evet. Yani diyorum ki sen sorumluluklarını yerine getirdikten sonra hayatı bu kadar kurallara sığdırmak neden? Esra, anne ve babalar çocuklarını sever. Önemser. Ama kusurları da olur. İstersen seninle biz de anne ve babanın kusurlarını konuşabiliriz burada. Bunları konuşmak onları kötü insan yapmaz. Peki sen bu kusurları konuşmak ister misin benimle? Annemle babamı mı konuşacağız? Beni konuşmayacak mıyız?
Tabii ki seninle konuşacağız. Ben asıl senin umutlarını ve hayallerini merak ediyorum, dinlemek istiyorum. Ben umut etmem. Umut ederseniz hayal kırıklığına uğrarsınız. Ben çalışırım. Başarılı olmak için çalışmak gerek. Umut etmek değil. Demek umut etmeyi bile yasakladın kendine. Demek ki hayal kırıklıkları seni çok korkutmuş. Belki bu korkuları da konuşuruz. O biraz zor da. Ama belki gelecekte tıbbın hangi branşını seçmem konusunda bana yardımcı olabilirsiniz. Seve seve. Belki de psikiyatristliği anlatırsınız bana biraz. Buraya tekrar gelmek için güzel bir bahane. Çok zeki bir kız. Tabii. Neden olmasın? Tamam. Ben de gelirim o zaman. Çok sevindim. Peki ben annenle de görüşsem biraz kalan zamanda. Senin için uygun olur mu? Belli ki o da çok endişeli ve onun da anlatacakları var. Seninle tanıştığıma çok memnun oldum Esra. Ve merak etme, konuştuklarımız aramızda kalacak. Haftaya da mutlaka bekliyorum. Görüşürüz. Görüşürüz. Girin. Nasıl geçti Deniz Bey? Buyurun, oturun lütfen. Anlattı mı size olanları? Yani nasıl bayıldığını falan anlattı mı? Anlattı. Sizin için çok zor olmuş olmalı. Sormayın. Onu odasında öylece baygın yatarken görünce benim canımdan can gitti. Tahmin edebiliyorum. Peki size göre bu durum nasıl başladı? Vallahi her şey çok normaldi aslında. Çok sıkı bir şekilde sınavlarına hazırlanıyordu. Ne olduysa babasına gittikten sonra oldu. İyice içine kapandı. Yemek yememeye başladı. Anlatmıştır size zaten. Biz babasıyla Esra çok küçükken ayrıldık. Aldatma yüzünden. Şimdi zaten o kadınla evli. Artık ne yaptıysa orada çocuğa. Yani nasıl asabını bozduysa yemeden içmeden kesildi. Yani ben yemek yediremiyorum. Onca sene geçmiş olmasına rağmen anne hala duruma çok tepkili. Bunu Esra'ya nasıl hissettirdi kim bilir. Bardak bir süredir doluymuş zaten. Babasına gitmesi taşırmış sadece. Hayır, anlatmıyor da. Yani o kadın orada bir şey mi söyledi kızıma? Yani canını sıkacak bir şey mi yaptı? Ben bilmiyorum ki, ben hiçbir şey bilmiyorum. Çok kilo verdi. Ve kendini o haliyle çok beğeniyor. Nasıl o halde kendini beğenebiliyor? Benim aklım almıyor. Aslında Esra yemek yemeyi değil, hayattan tad almayı reddediyor. Anlamadım. Nasıl yani? Yeme bozukluğunun altında her zaman bir başka duygu yatar. Esra mutsuz ve çökkün hissediyor. Değersiz hissediyor. Yapmaktan hoşlandığı şeyler yok denecek kadar az. Çevresindeki herkes ona yemesini söylediğinde o da karşı çıkarak sadece bir rakamdan ibaret olmadığını ispat etmeye çalışıyor. Aslında bütün gençler gibi, hepimiz gibi tek bir şey yapmaya çalışıyor. Bir şekilde kendini sevmeye çalışıyor. Ama ben onu çok seviyorum. Bu yetmez mi? Teşekkür ederim. Esra kendini çok değersiz görüyor Berna Hanım. İçindeki huzursuzluğu dış görünüşüyle fazlaca alakadar olarak bastırmaya çalışıyor. Peki ne yapacağız Deniz Bey? Önce güvenmekten korkmamasını öğreteceğiz. Ki bence istekli. Buraya tekrar gelmeyi kabul etti. Bu iyi işaret. Ya tamam. O zaman ne gerekiyorsa yapalım lütfen. Çünkü ben her zaman onun yanındayım. Ben sonuna kadar kızıma desteğim. Çok güzel. Çok sevindim böyle düşünmenize. Deniz Bey, ben sizden bir şey rica edebilir miyim? Kartınızı alabilir miyim acaba? Yani yeniden bayılırsa falan diye ben biraz korkuyorum da. Acil bir durum olursa size ulaşmak için. Tabii ki, ne demek?
Bu odada yok tabii. Burası başka bir meslektaşımın odası da. Siz aşağı indiğinizde Tuna Hanım'a söyleyin isterseniz. O kartımı verir size. Tamam. Çok teşekkür ederim Deniz Bey. Rica ederim Berna Hanım. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Haftaya bekliyoruz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoş geldiniz Berna Hanım. Hoş bulduk. Hemen haber veriyorum ben Deniz Hoca'ya şimdi. Tamam. Hocam Esra ve Berna Hanım geldiler. Peki hocam, tamamdır. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Deniz Bey. Bugün önce ben sizinle bir görüşebilir miyim? Yani eğer uygunsa. Biz bugün de Esra ile başlayalım. Berna Hanım bir konuşalım onunla. Sonrasında sizinle görüşelim olur mu? Tamam. Teşekkür ederim. Esra çıkalım mı? Siz lütfen istirahat edin. Tamam. Tuna Hanım Berna Hanım'la ilgilenelim lütfen. Tabii ki hocam tabii ki. Berna Hanım bir şey arzu eder misiniz? Hem Beren'in arkasına saklanmaya çalışıyor, hem de Beren'in rengi beni gör, ben buradayım diye bağırıyor. Sormayacak mısınız başımdakini? Sen istersen anlatırsın diye düşündüm. Demek burada böyle oluyormuş. Nasıl oluyormuş? Çok da ilgilenilmiyormuş. Neyi neden taktığımızla, neyi neden giydiğimizle falan. Benim ilgimi çekmeye çalışıyor. Küçük bir çocuğun babasının dikkatini çekmek istemesi gibi. Ben senin için buradayım Esra. Tabii ki seni merak ediyorum. Ne yaptığını, ne hissettiğini, bütün bu haftayı nasıl geçirdiğini. Nasıl geçti bu hafta? Kötü. Çok kötü. Neler oldu anlatmak ister misin? Geçen hafta sizle konuştuktan sonra çok düşündüm. Olanları anlatmak için bana güvenmek istiyor. Ama hala kararsız. Anlattıklarımı hatırlıyor musun diyor aslında. Ona değer verip vermediğimi sanıyor. Evet Esra, ben de geçen hafta konuştuklarımızı çok düşündüm sen gittikten sonra. Seni, anne ve babanla olan ilişkini, neler hissedebiliyor olabileceğini. Gerçekten mi? Tabii ki. Neler oldu bu hafta? Anlatmak ister misin? Hallettin mi? Evet evet. Fotokopide sıra yok zaten. Çok sağ ol. Ne demek?
Sen doyacak mısın onunla? Yanında sandviç var. Paylaşalım istersen. Yok, yetiyor bana bu. Sağ ol. Anlamadığın yer varsa tekrardan geçebiliriz. Yok, üstünden. Çok güzel anladım. Bunları da çalıştığımı tamamdır. Tamam. O da onu seviyormuş. O benim kızlar. Aa, bunlar yazılı için mi? Bize de versene ya, biz de fotokopi çektirelim. Sadece geçen haftanın notları var ama gelememiştim ya. Kimden çektirdin? Biz de çektirelim. Benim notlarım geçen hafta gelemediği için ben verdim. Tamam, bize de ver, biz de çektirelim. Ama derse siz de vardınız. Hoca bana farklı, size farklı bir şey anlatmadı ki. Ya bırakın kızlar şu Ezi ya, bunun notlarına mı kaldık? Gerçekten Esra ya, inanılmaz bencil birisi. Ben bencil falan değilim, tamam mı? He. Tabii tabii. Çirkinliğini gizlemek için ancak ders çalışsan, kimseye bir faydan olmasın. Berrak, ayıp ama. Ne ayıbı ya? Eğer biz düşük not alırsak bunun suçlusu Esra. Ya bakma sen onlara. Özellikleri özneldir. Eleştiriye çıktı. Akla dayalı, felsefe sonuçta. Seninki bize not veriyorsun diye çemkirmesin sana. Ay bu net tiplerin hepsi böyle cins olmak zorunda mı ya? Nasıl dayanıyorsun bu kıza? Ay geldi. Esra bak yanlış anlama. Ben anlayacağımı anladım, tamam mı? Sana güvenmiştim ama yazık. Esra niye böyle yapıyorsun? Hem defterini versen ne olurdu ki? Ya bırak. Arkadaşlıktan ne anlar bu? Yardımlaşma, paylaşma, insani duygular bunlar. Bitkilerde gelişmiyor İpekçim, boşa uğraşma. Ya tamam, saçmalama sen de artık. Esra, Esra nereye? İpek'e güvenmişsin, notlarını paylaşmışsın. Ama o da sana sormadan notlarının bir kısmını başkalarıyla paylaşmış. Evet, sonunda biri beni anladı işte. Herkes diyor ki ne olurdu notlarını paylaşsan. Annem bile böyle düşünüyor. Ah. Esra? Kızım sen niye okulda değilsin bakayım bu saatte? Esra! Ne var kızım bunda bu kadar büyütülecek? Ya ben de bir şey oldu zannettim. Verseydin ya defterini kızlara. Esra böyle bir şey için okul asılır mı? Ne bakıyorsun suratıma Esra? Ha? Ben sana sorumluluk duygusunun ne olduğunu öğretemeyecek miyim? Ha? Sen yarın okula gittiğinde yine o kızların yüzüne bakmayacak mısın? Bakacaksın. Çekil şuradan Pati. Ay bana da yazık ya. Bana yazık değil mi? Tamam diyorum Esra, artık büyüdü diyorum. Sen de rahat edeceksin diyorum ama nerede yani? Artık kendi kafana göre okul dansmaya başladın. Aferin. Bravo. Tamam, ben buradayım yavrum, tamam.
Tamam. Bak bakayım bana. Bak bakayım bana. Tamam. Tamam. Anne. Tamam. Geç. Tamam. Tamam. Geç. Tamam. O günden beri tek gitmedim okula. Niye gideyim ki? Ben her derse gidiyordum. Hocanın ağzından çıkan her şeyi yazıyordum. Onlar gitsin, geçsin, dedikodu yapsın. Süslenip oğlanlarla geçsin. Ben eşek gibi çalışıp notlarımı vereyim onlara. Niye ki ya? Gıcık oluyorum. Hiçbir şey yapmadan her şeye sahip olmalarına gıcık oluyorum. Ama sonra yine suçlu ben oluyorum. Söylediklerine bakılırsa notları vermemen çok anlaşılır bir durum. Haklısın. Ama burada çok daha ciddi bir sıkıntı var. Okula gitmemen. Senin gibi akıllı, çalışkan bir kızın okula gitmiyor olması. Asla gitmem. O suçlandığım yere adımımı atmam. Şimdi mutlu olsunlar. En çok da İpek olsun. Güvenmiştim ben ona ya. Bütün sırlarımı paylaşmıştım. Ama o ne yaptı? Gitti kızlarla paylaştı notlarımı. Peki sordun mu İpek'e? Neden notlarımı paylaştın diye? Ne önemi var ki? Onlar benim notlarımdı. Bana sormadan nasıl bir başkasıyla paylaşabilir? Evet haklısın. Sonrasında konuştunuz mu? Aradı beni birkaç kez. Ama açmadım. Sonra o da aramadı zaten. İlişkilerinde de çok kırılgan. En küçük şeye hemen kırılıyor. Çözmek yerine kestirip atıyor. Yemek yemesi gibi. Ya çok yiyor, deli gibi spor yapıyor. Ya da hiç yemiyor. Ya çok seviyor, çok bağlanıyor. Ya da hayatından çıkarıyor. Peki, İpek'e olan bu kızgınlığını başka nasıl gösterebilirdin? Konuşmayarak. Konuşmayacağım da zaten. Tamam, İpek'le konuşma. Ama başka ne yapabilirdin mesela kızdığın bir insana karşı? Bilmiyorum. İlişkilerimizde zaman zaman karşımızdaki insanlara kızarız. Hep iyi anlaşacak halimiz yok ya. Ama o zaman onlara kızdığımızı da söylememiz gerek. Siz öyle mi yapıyorsunuz? Tabii. Her kızdığımız insana sırtımızı dönersek hayatımızda kimse kalmaz. Ne demeliydim ben İpek'e o zaman? Çok akıllı, zeki bir kız. Ama konu ilişkilere gelince ne kadar da küçük, ne kadar da çocuksun. İlişki kurmayı bilmiyor. O yüzden de kimseyle ilişki kurmuyor. İçinden ne demek gelirdi? Nasıl olur da benden izinsiz notlarımı bir başkasına verdin? Evet, bunu söyleyebilirsin. Peki neden söylemedin acaba? Bilmiyorum. Belki İpek'in de sana bir açıklaması vardır. Bu kadar çok sevdiğin bir arkadaşını daha ilk hatasında hayatından çıkarman doğru mu sence? Değil. Ya beni bir daha hiç aramazsa? Aramazsa ne yapabilirsin? Ben arayayım mı? İstiyor musun? Evet. Sorunun cevabını sen verdin o zaman. Ama okula gitmem. Neden? Suçlandığım yere gitmem çünkü. Üzerine çok girilmiş o gün Esra. Haklısın. Ama daha önemlisi anlatırken beni suçladılar dedin. Ne oldu da böyle hissettin acaba? Bilmiyorum. Peki çocukken böyle hissettiğin bir zaman olmuş muydu? Aferin benim güzel kızıma. Sıra sende. Tamam, sıra bende. Şimdi sıra sende. Ama salata dana. Tamam kızım, tamam. Yok, bir şey ne yok. Ne oldu? Bir şey yok. Esra, kızım ben sana 50 kere söylemiyor muyum? Şu yemeğini doğru düzgün ye.
Ay al işte. Al işte takımım bozulmuş. Ben artık arasam da hiçbir yerde bulamam ki bunun aynısını. Abartma Berna. Efendim? Abartma. Berna abartma öyle mi? Ya şurada seni iki dakika şu çocukla yalnız bırakıyorum, duruma bak. Sonra hep Berna abartıyor değil mi? Ben abartıyorum evet. Berna abartma. Ya alt tarafa bir bardak kırıldı ya. Sen eğer kızınla doğru düzgün ilgilenseydin o bardak kırılmaz Yavuz. Ama ben biliyorum senin aklının nerede olduğunu, o kadar iyi biliyorum ki ben. Gel kızım biliyorum. Sen. Gel baba. Dikkat et. Tamam. Dikkat edin. Gel kızım. Hadi sen odana git kızım. Hadi. Git. Evet git odana git. Git. Annesi toparlar nasıl? Çekil şuradan ben yapıyorum bırak. Bu da senin babanın uşağı çünkü değil mi anne? Ben senin babanın uşağıyım değil mi burada? Ben bu evde senin kölenim değil mi? Benim tek işim bu değil mi bu evde? Temizlik yap, yemek yap, işe git, eve gel. Bu kadar. Berna. Ne? Yeter. O da küçücük bir çocuk. Kıracak da dökecek de tabii. Hep sen şımartıyorsun bu çocuğu Yavuz. Hep sen şımartıyorsun. Bana bak. Doğru dürüst koca olamadın. Bari doğru dürüst baba ol be. Baba. Bir bardak bu be. Ah bir bardak. İnsan bir bardağa sahip çıkamaz mı be? Ha? Yeter ya. Yeter bıktım. Kızımız olmasaydı şu evde 5 dakika durmazdım biliyor musun? Bak sen beni ya delirteceksin ya da başımı belaya sokacaksın. Ne halin varsa görme. Gidiyorum ben. Git defol. Git defol. Defol. Ah. Kırdığı için ben Esra'ya kızdım ya. Ne var bunda? Ben onun annesiyim. Kızamaz mıyım? Bırak. Ha bırak zaten gitmek için yer arıyor. Bardakta bahanesi oldu işte. Ben bebeğimi düşürdüm. Haberi bile olmadı. Boş hamile olduğumu bilseydi o benim düşük yapmama da sevinirdi zaten. Ertesi gün çok büyük bir kavga ettim. Bu sefer valizini her şeyi topladı gitti. Bilmiyorum çekti gitti işte. Bir de giderken Esra'ya diyor ki onu da alıp götürecekmiş. Hadi bakalım. Götürsün bakalım. Ben biliyorum ona yapacağımı. Bakalım Esra'nın yüzünü görebiliyor mu? Hayır. Hayır hiçbir hakkı yok onun benim kızımın üzerinde. Bizi bırakıp o kadına giderken düşünecekti o bunları. Olmaz diyorum. Anlamıyor musun sen beni? Çocuk hasta. Öbür hafta gelirsin. Öbür hafta gelemem. Ya işlerim var. Bu hafta diye konuştuk seninle. Allah Allah. Allah Allah. Ben mi hasta ettim Esra'yı? O kadar çok merak ediyorsan öbür hafta gelirsin. Babam mı aradı? Geliyor muymuş? Yok kızım. Bu hafta bir işi çıkmış. Haftaya geliyormuş. Kesin mi? Ama babam gelmedi. Benim yüzümden gitmişti zaten. Benim için bir daha niye gelsin, değil mi? Annesini suçladığı, yalnız bıraktığı küçücük bir çocuk. İnsanlara niçin güvenmediğini şimdi daha iyi anlıyorum Esra. Annenle bile o güven bağını kuramamışsın ki diğer insanlara nasıl güvenesin? Annesi de o dönem depresyondaymış belli ki. Anneyle de çalışmak gerekecek. Demek anne ve babanın ayrılığında kendini suçluyorsun. Ben
gün o bardağı kırmasaydım belki her şey çok daha farklı olurdu. Babam gitmezdi. Annem ağlamazdı. Babamın bir başkasından değil, annemden çocuğu olurdu. Anne babanın boşanması değildir çocuğu etkileyen. Asıl mesele nasıl boşandığıdır. Zamanında doğru anlatılmayan her şey çocukların omzunda koca bir yük oluyor işte. Ah Esra, sen de küçücük omuzlarında taşıdın demek onca yükü. Bunca zaman anne ve babanın boşanmasından kendini sorumlu tuttun demek. Anne ve babanın boşanması, babanın evden gidişi, annenin evdeki durumu. Yıllardır ne çok şeyle başa çıkmak zorunda kalmışsın. Biliyor musun Deniz abi? Ben hep bütün anneleri mutsuz sanardım. Çünkü benim annem hep çok mutsuzdu. Bir gün İpekler'e gitmiştim ders çalışmaya. Annesini gördüm. Bize sandviçler hazırlamıştı. Sonra dedim ki, demek ki herkes bizim gibi değilmiş. Çok uzun zamandır böyle hissediyorsun değil mi Esra? Bazen kendimizi o kadar çok suçlarız ki en sonunda bu suçun bir cezası olması gerektiğini düşünür aklımız. Ve insan kendine nasıl ceza verir bilir misin? Kendini aç bırakarak, arkadaşsız bırakarak, yalnız bırakarak, sevgisiz bırakarak, bazen de saçlarını keserek. En kötüsü de hiçbir suçu yokken insanın kendine kestiği cezadır. Anne ve babanın tartışmaları, babanın evden gitmesi, hiçbiri senin suçun değildi. İki yetişkin insan tıpkı evlilikte olduğu gibi boşanmaya da birlikte karar verirler. Senin küçükken kırdığın o bardak, yaptığın ufak tefek yaramazlıklar, anne ve babanın boşanmasının nedeni değildi. Onlar anlaşamadıkları için ve artık birbirlerine iyi gelmedikleri için boşandılar. Bunların hiçbiri senin suçun değildi. Bu dediklerimi biraz düşün olur mu? Gelelim okul meselesine. Okulda bu kadar başarılıyken, bu kadar çok emek vermişken okulu da aksatma. Lütfen. İstemiyorum. Okula gidersen en kötü ne olabilir? Suçlarlar beni. Notlarımı vermiyorum diye yine bana bencil derler. Esra'cığım, okula gitmemek sadece sana zarar verir. Onlara değil. Peki okula gidersen en iyi ne olabilir? Hiçbir şey demezler. Hep olumsuz düşünüyorsun. Tamam. Okula gidip gitmemek senin kararın. Ama bugün bu konuştuklarımızı iyice bir düşün olur mu? Şimdi müsaade edersen biraz annenle de konuşmak istiyorum. Bana anlatacakları vardı. Biraz kaygılı görünüyordu geldiğinizde. Deniz abi, bunları kimseye anlatmamıştım bu zamana kadar. Sanki çok ağır bir şey indirdim sırtımdan. Teşekkür ederim, iyi ki varsın. Sen de Esra'cığım, sen de iyi ki varsın. Görüşürüz, tamam mı? Buyurun Berna Hanım.
geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Gösterdi mi saçını size? Gösterdi. Deniz'e ben ne yapacağım bu kıza? Yani ben ne yapsam olmuyor. Ben ona nasıl davransam geri tepiyor. Benim de gücüm tükendi artık. Bakın ben her şeyi bıraktım. Kızım için yaşıyorum. Hani o okula gitsin. İki lokma bir şey yesin. Onun dersleri iyi olsun. Böyle üstü başı temiz olsun diye ben kendimi unuttum artık. Ama olmuyor, yapamıyorum yani ben. Ben ne yapacağımı şaşırdım artık. Kendinizi ne zamandır böyle hissediyorsunuz Berna Hanım? Bilmem. Esra'nın babası gittiğinden beri sanırım. Bilmiyorum. Özür dilerim. Anne farkında değil ama uzun zamandır depresyonda. Dünya ile ilişkisini kesmiş gibi. Esra'nın yemek yeme işi biraz da annenin dikkatini çekmek için. Kusura bakmayın ne olur. Ben o kadar uzun zamandır alışmamışım ki böyle birinin bana sen nasılsın diye sormasını. Yani siz öyle birdenbire sorunca. Tek başına bir çocuk büyütmenin ne kadar zor olabileceğini tahmin edebiliyorum. Tek başına. Evet. Sadece çocuk büyütmek değil Deniz Bey. Bir evin her işi. Ben her şeyi tek başıma yapıyorum. Alışveriş, faturalar, hani her şeyi tek başıma. Ben tabii yetişemem. Yani tabii beceremem. Beceremiyorum. Berna Hanım, bugüne kadar onca şeyi tek başınıza üstlenmişsiniz. Size destek olan birileri oldu mu hiç? Ya da hali hazırda bu zorlukları paylaştığınız biri? Benim bir kız kardeşim var. Ama o İzmir'de yaşıyor. Ya onun da derdi başından aşkın zaten. Bir iş yeri vardı, yürütemediler. Şimdi onunla ilgileniyor. Ben de maddi anlamda destek oldum. Ne yapayım yani madem yanında olamıyorum ben de maddi olarak destek vereyim dedim. Yani Deniz Bey ben açıkçası kendi sorunlarımla onu da yormak istemedim. Kendisi için yardım istemek bir yana başkalarının dertleriyle o kadar çok meşgul ki aklına bile gelmiyor biriyle üzüntüsünü paylaşmak. Biriyle derdini paylaşmak demek onu yormak demek. Belli ki kendi de çok yorgun. Berna Hanım. Bugüne dek hep etrafınızdakiler için çabalamışsınız. Sıra size geldiğinde hep pas geçmişsiniz sanki. Siz de Esra gibi yardım almayı düşünür müsünüz? Nasıl yani? Sizin de anlatmaya, paylaşmaya ihtiyacınız var. Hepimiz gibi. Nasıl olacak o söylediğiniz? Yani burada mı? Evet. Sizi çok kıymetli bir meslektaşıma yönlendirmek istiyorum. Piraye Hanım'ı. Ha, olmaz canım öyle şey. Olmaz. Şimdi kızı için geldi, kendisi başladı falan derler. Kim der? Ne bileyim Deniz Bey, etraftakiler der. Mutlaka der. Bence bırakın Berna Hanım etraftakilerin ne düşündüğünü, ne yaptığını. Sizin ve kızınızla olan ilişkinizin sağlığı açısından bu adımı atın derim ben. Nasıl olacak o? Yani Esra burada sizinle görüşürken ben de Piraye Hanım'la mı görüşeceğim? Peki. Yani Esra'ya bir faydası olacaksa tamam. Bunu da deneyelim. Tamam. Çok sevindim. Ayrıca ben Esra'nın babasıyla da görüşmek isterim. Onu da bu konuda bilgilendirelim. İsterseniz bunu Esra yapsın. Yani o arasın babasını. Tamam arasın. İlla onu da görmek istiyorsunuz yani. Neden şaşırıyorsunuz Berna Hanım? Siz annesiyseniz o da babası. Bizi öyle bir bırakıp gitmiş ki...
şimdi gerçekten ihtiyacımız olduğu bir zamanda Esra'nın da bir babası olduğunu ben artık unutuyorum galiba. Ama tamam. Tamam Deniz Bey. Anladım. Tuna Hanım'dan randevu alabilirsiniz. Tamam. Peki Esra? O iyi olacak mı? Benim kızım mutlu olacak mı Deniz Bey? Berna Hanım, Esra çok akıllı, farkındalığı çok yüksek ve çok da hassas bir kız. Biz onunla bir yola çıktık. En önemlisi de Esra bu yolda ilerlemeye çok istekli. Ben ona güveniyorum. Tamam. Çok teşekkür ederim. Yani iyi ki geldik size, iyi ki. Rica ederim efendim, ne demek? Piraye Hanım'dı, değil mi? Evet, Piraye Hanım. Tamam. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.